Görüntüleri ekrana getiriyoruz. Büyük bir yıkım vardı. Halihazırda az hasarlı denilen binaların da yıkıldığını dün akşamki depremlerin ardından gördük. 6 kişi hayatını kaybetti. 300'e yakında yaralı var. Şimdi Hatay'a gidelim. 3 dakika arayla o iki sarsıntının ardından şu anda kentte son durum ne? Emre Timur, yeniden seni dinleyelim. Evet, kent merkezinde arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bazı enkazlar var. O noktada ekipler çalışmalarına devam ediyorlar. Peki biz şu anda neredeyiz? Biz şu anda Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi misafirhanesinin önündeyiz. Aslında bina tamamen enkaza dönüştü. Ancak şu anda yangın merdivenlerini size gösteriyoruz. Ve yangın merdivenleri ayakta. Tabii depremin o sarsıcı etkisiyle birlikte o beton bina çöktü ve sonrasında arama kurtarma çalışmaları binada yapıldı. Ve bunun sonrasında artık o enkaz tamamen yerle bir oldu. Ancak yanında saydığım zaman sanıyorum ki 7 katlı bir merdiven var. Ve merdiven hala daha ayakta. Demir bir merdiven. Yine her katında 2 merdiven var. Çeşitli uzunluktaki basamaklarda. Ve işte bu demirden oluşan merdiven, yangın merdiveni hala daha ayakta. Aslında şaşırtıcı bir görüntü. Yıkılmayan binalar var ancak hepsi çok ağır hasarlı. Burada Mimarlık Fakültesi'nin misafirhanesinin yangın merdiveni hala ayakta. Ve tabii güvenli olduğu kesinlikle düşünemez. Ayakta olması güvenli olduğu anlamını taşımıyor. Çünkü etrafındaki birçok binada da ayakta dursalar da ağır hasarlar var. Ancak o binada enkaz kaldırıldı. Yani enkazlarma çalışmaları bitirildi. Bir kısmı alındı, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ve o merdiven de ayakta. Tabii o da önümüzdeki saatlerde oradan güvenli bir şekilde indirilecek ve sonrasında başka noktaya alınacak. Hatay, Antakya merkezdeyiz. General Şükrü Kanatlı Mahallesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde. İşte size şimdi o Mimarlık Fakültesi'nin misafirhanesindeki o çökmeyen yangın merdivenini gösterdik. Tabii kent merkezinde çeşitli noktalarda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor demiştik. Şimdi o noktaya doğru döneceğiz. Hemen sağ tarafımızda Pınar Apartmanı. 6 katlıydı. 4 yıllık bir binaydı. Ve 1 ve 2. katında çökme meydana geldi. Üst katındakiler buradan kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Ancak 2. katta bir anne ve çocukları vardı. O çocuklardan 12 ve 10 yaşındaki iki erkek çocuk sağ bir şekilde çıkarıldı. Ancak anne, orta yaşlardaki anne ve 8 yaşındaki oğlu şu an enkazda. Onlara ulaşılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ve ekipler güvenli bir alan açmaya çalışıyorlar şu anda. Yaklaşık 2 saattir kepçe o noktada çalışıyordu. Ve artık kepçe durdu. Bir yandan trafiği görüyorsunuz. Cenaze araçları bu noktadan geçiyor. Aslında ilk günlerde burada siren sesleri duyuluyordu. Çok sayıda ambulans geçiyordu ancak tabii gelinen gün itibariyle artık 16. gündeyiz. Ve artık cenaze araçlarını görüyoruz. Yine bir taraftan da o trafiği size görüntülemiş olduk. Şimdi enkaza doğru döneceğiz. Oradaki çalışmaları size göstereceğiz. Oraya baktığım zaman 2 bina aslında birleşiyor. Birbirlerinin üzerine yatıyorlar. Ve işte bu noktada arama kurtarma çalışmaları da bir hayli zor oluyor. Burada Tokat'tan gelen AFAD personelleri var. Yine askerler bu noktada. Şimdi karşıya döndüğümüzde jandarma arama kurtarma personelleri. Şimdi tam da işte o kepçenin karşısındaki boşluğu görüyorsunuz. Oraya açtılar ve o noktada çalışmalarına devam etmek üzere kontrollü bir nokta oluşturmaya çalıştılar.